Sporda eğlencenin ilk adresi milyonerde milyon puan yağmuru başladı. Voley izleyicilerine özel hazırlanmış ekrandaki QR kodu okutuyoruz veya açıklamadaki linkten milyoner uygulamasını indiriyoruz ve milyonere üye oluyoruz. Üye olduktan sonra koşulsuz şartsız 30 TL değerinde milyon puan anında hesabınıza yükleniyor. Üye olduktan sonraki 30 gün içinde toplamda 500 TL'lik kupon yaparsanız 50 TL, 1000 TL'lik kupon yaparsanız 100 TL, 2000 TL'lik kupon yaparsanız 200 TL ve 5000 TL'lik kupon yaparsanız toplamda tam 500 TL değerinde milyon puan daha kazanıyorsunuz. Milyon puan yağmur kampanyasından siz de faydalanın. Evet hacım son maddemize de geldik eğer söyleyeceklerin bu kadarsa. Trump'la bitirdim zirvede yani yaşanan olaylar. Milli takım daha santriforsuz oyunun geleceği var mı şeklinde? Yok. Yok mu diyorsun? Yok. Ya ben o zaman söyleyeyim birkaç cümle. sana. Bence şu ahval ve şerait içerisinde var. Ya. Olmak zorunda. Yani çünkü elimizde eğer işte Denizgül kardeşimiz bir anda 19 yaşında o da hani şey milli takımımızı tercih eden gurbetçi e, futbolcumuz gelip böyle acayip bir etki yapmazsa elimizdeki forvet havuzunda işte Umut Nayır maalesef formayı Konyaspor'da Bremer'e kaptırdı. Kramer'e kaptırdı. Serdar Dursun, Alanya'da o da yedek kalıyor. Bunlar tatmin edici forvetler olduğu için demiyorum. Milli takım seviyesi ama havuz içerisindeki forvetler bu. Cenk Tosun Fenerbahçe'de neredeyse hiç oynamıyor. Son maçta fena değildi Zenit maçı. Çok da güzel gol attı ama e, alıp yürüyecek, sürükleyecek bir 9 numaramız, numaramız olmadığı için Semi Kılıçsoy da henüz bizim beklentilerimizi karşılamadı. Mustafa Erhan hekim oldu. Senle göz göze gelince bir anda Semi diye ışın geldi. Mustafa da Erhan da Henüz e, o tecrübeye sahip değil. Biraz zaman vermemiz lazım. O çocuğa da çok fazla baskı uygulamamız lazım. Dolayısıyla buradan bir çözüm üretmemiz lazımdı. Teknik direktörümüz de o çözümü üretiyor. Ben e, son galler maçındaki milli takım futbolunu, oyunu ele alışını, e, orta saha kurgusunu, gücünü yani hatta takım içerisindeki takımdaşlık, duygudaşlık, hırs. Ya ben Kerem Aktürkol penaltıyı kaçırdı çöktü kaldı çocuk. Ya canı sağ... yani yanına gidip kalk Kerem canı sağ olsun demek geldi içimden. Arda Güler kenarda ağla dağılacak. Ya mi bu ya? Gibi ya şampiyonluk kaybetmemişsin. Final maçında penaltı Yani bir şey değil şampiyonluk kaybetmemişsin. Apya sahnesi evet, değil evet, diyorum yani. Evet, daha değil, dur bir tane değil, daha maç var bekle. Ama Kerem o, o kadar dağıldı ki dün yine Yunus Akgün paylaşım yapıyor her zaman birlikte diye sanki Neler neler yaşadık biz Türk Oğlum, milli Takımı şey olarak Abartı Ne olacak ya? Burak, Burak Yılmaz penaltı değil, kaçırdı tabii. da Portekiz'e elenip turnuvayı mı kaçırdık ya? Dur. Ya tabii yani. Orada da Burak Yılmaz'a büyük haksızlık hani edildi son bence. Son maçıydı ya tabii o yüzden son söylüyorum. Son maçıydı. Onda hakikaten bir dramatik. Ben bile üzüldüm düşün. Yani milli ya, takım umutsuz olduğu için de üzülüyorum da. Montella'nın dediği çok doğru. Formayı çıkarınca o kadar üzülmüyorum ben. Yani. Yürekli insanlar penaltı atmaya cesaret ya eder. o romantizmi bırakalım. Yok. Kaçan kaçtı ama değil, dünyanın kaçan... sonu değil Abi yani. Değil. Penaltı kaçırdı. Hayır, bak, Maradona da, çalış... da kaçırdı. Panel da katmaya, kaçırır, katmaya çalışıp kaçırırsın. Böyle bir takım şeyler yapar. Laballik yapar. i̇ki sene önce Icardi... En hatta... kudu penaltısı vardı bir tane öyle. Hatırlıyor ya, musunuz? Ya Icardi <laughs> bir paslaşmaya çalıştılar Kerem Akkuoğlu'yla. E, paslaşması Çok... yapmaya Icardi... çalıştılar. Evet. Kaçırdılar son ondan Ben de onun ciddiyetsizlik olduğunu düşünüyorum. O abi yani o, o... yapınca çok güzel Messi Suarez. Ya yaptılar Thierry Henry ile pres. Tabii çok güzel yaptılar. Bulaştırdılar. Ha, onlar hep şey onlar şey çok güzel yapıyor. İlk Johan Cruyff ile evet. Jesper Olsen süper evet. yapıyor. Evet evet. evet. Ya o penaltının gol olma ihtimali yükselten bir atraksiyon değil. değil onun, için, <laughs> onun için, Onun için o ciddi, ciddiyetsizlik bana göre. Bu ciddiyetsizlikten e, kaçırmadı. De, o Kerem atmaya çalıştı. Olmadı. Yani hani bir panenka denedi de bilmem ne dedi de, de değil. Ne, velhasıl yani şimdi Forvetsiz oyunun geleceği var mı? Var. Oynayabilirsin. Çünkü oynamak zorundasın. Oynayarak da çeyrek finale de çıktın Avrupa Şampiyonası'nda. Ha Tabii ki ne oluyoruz? Şöyle bir şey oluyor. Forvetsiz oynadığımız zaman biraz tahmin edilebilir bir takım oluyoruz. Yani forvetsiz oynadığımız zaman derinlemesine attığımız paslar ki elimizde çok iyi pasörler var... Ee, karanlığa atılmış toplar oluyor. Dün Tadiç-Zenit-Fenerbahçe maçında bak Cenk Tosun'a hani 10 sene önceki Cenk Tosun'un yarısı kadar olan bir Cenk Tosun var. Biraz performansında yükseliş var. Ama yine de bir 9 numara olduğu zaman ne kadar fark edebileceğini attı ilk golde. Sonra ikinci yarıda da ceza sahasında topla buluştuğu pozisyonlarda gösterdi. Cenk bile tam hazır olmamasına ya da eski performansında olmamasına rağmen o 9 numaracılık işini yapabiliyor ve oyunu boyutlandırıyor. Bizim böyle bir sıkıntımız var. A planımızda forvetsiz oynayabiliriz ama B planımızda kesinlikle geniş kadromuzda yedekten girecek, maçına göre sıkıştığında uzun boylu, sırtına stoper alabilecek, duvar olabilecek, kafa topuna çıkabilecek bir 9 numaramızın Mesela olması Serdar lazım. Mesela Serdar tarif Serdar Dursun Umut'la yok mu? Ya ben bu duruma geleceğimizi ya bir dönem bizim çocukluğumuzda kaleci yoktu. Fatih abinin sırtını hı hı. bilmiştik Sansu Sporlu Fatih abinin. E bir de bir Yaşar abinin. Ya Yaşar abinin e bir gençlerden Okan abi vardı bir, bir tane. Bir de böyle Beşiktaşlı Gelikale. Zafer abi de arada Zafer... geçiyordu. Ama bir tane... hep hep zayıf halkamızdı. Sonra Tabii. bir dönem stoper çıkartamamaya başladı. Ankara Gücü'nden Adil. Adil vesaire. Şimdi de yok abi yok. Bazı Dan... milli takım kadroları var sırf libero. Bazı milli takım kadroları tamam, var. Tamam hem Fatih Terim bak, var. bazı milli takım kadroları böyle libero oynayan herkes Teke oynuyor nasıl, mesela. Fatih Tekke nasıl yedek kalır ya? Evet mesela. Türk futbol tarihinin i̇şte, en büyük golcülerinden biri. Işte, Oynayayım. Ümit Karan'la tümör dönem... geçen demiş. 2002 New York Puskas'ın biz yoktuk demiş. Bak mesela yani. Ümit Karan gibi santrafor olsa şimdi gerçi şu anda olsa. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak bir neden devam etmememiz gerekiyor? Bu oyunumuz çözüldü. Bir, i̇şte tahmin iki. edilebilir oluyorsun da yok elimizde yok işte. Orada kullandığımız sahte dokuz artık forvet hattında oynamıyor Barış Alper Yılmaz. Daha çok bu kanat beki oynuyor. Şimdi bunun adını koyalım. Dünya tarihinde yoktur. Kendi takımda kanat beki oynayıp örnekler. Kafu hiç Brezilya bir takımı Santafon oynar mı abi? Bir ara Brezilya'nın Santrafor sorunu vardı ya mesela. Yok, ben abi, en son Erik Ten Hag, Mazrui'yi 9 numara, 10 numara oynat diye ben orada bittim orada kaldım. O yüzden abi. şu anda işsiz. Işte. Bizden çok daha zengin ama işsiz yani adam. Tamam, bizim çok şükür işimiz var devam ediyoruz. Gıdım gıdım da olsa. Roma düşünüyormuş ama Erik Ten Hag. Düşünsün Roma çok düşün. Daha Roma düşün bence yani. düşünceye çok şey var Roma'nın neyse. Ee, şimdi şunu söyleyeceğim. Başka böyle örnek verelim milli takım tarihimizden. Kim oynuyordu abi bizde? Mesela ne? o şekilde. Mesela bak Nihat Kahveci bir ara John Benjamin Toşak sonra da Nevio Scaler zamanı 3-5-2'de sağda oynuyordu. Sonra santrafor alıyorlardı onu. İspanya'ya gidince sırf forvet e, oynadı. For? Ama neden? Çünkü Beşiktaş'ın bir türlü sağ kanat bulamıyordu ki genç forveti sağ kanat Çünkü Neden? O yıllarda aldığımız oyuncular isimlerini sayıp de etmek istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Sixten Bakar. Zübeyir Bayer. Onu bak Sixten <laughs> Fight'ı rencide etmek istiyorum ama umurunda olmaz. <laughs> duymaz hep yani. Zaten rüya gibi bir şey onu beşiklerinde olsa. Zübeyir. Ben yerli oyuncuların bazıları söylüyorum. Yani, Söyle yerli kardeşlerim hayır, bir yerli kardeşler. Hayır de şey iyi niyetli adamlar o yüzden ama onlar beceremediği başaramadığı için zaten alındı Nihat Kavic. Ha bir tek böyle Tamer Tuna vardı o da sakatlandı onu da söyleyeyim. Şimdi ama milli takımda böyle bir şey yapmadık mesela. Niye? E çünkü vardı oranın oyuncuları. Yani her takımda orada oynayabilen oyuncular vardı. Şimdi mesela biz ne oynadık o dönem? İşte Dünya Kupası'ndan itibaren 4-2-3-1'e döndük değil mi? Abi vardı işte sağ kanatta işte Ümit Daval oynuyordu. Ilk, Ümit Daval'a sağ kanat beki de oynuyordu falan. Ya şimdi artık Barış Alper sağ ön oyuncusu değil Galatasaray'da. Çoğunlukla kanat beki oynuyor. Ve oyuncuyu orada artık kullanamayız bir. iki zaten mesela Gürcistan maçının ilk yarısında da olmadı ki. Bazı maçlarda oyunu önde baskı yapmamız gerekiyor. Dediğin gibi hedef santrafor konusu bence böyle Enes Ünal gayet iyi ya. Yani böyle Enes Ünal'a sebep bir kere santraforlu oynanır. E Deniz Gül'ü de oraya ekliyorsun yetenekli bir genç. Ve inan Cenk Tosun veya Serdar Dursun kim formdaysa önce Cenk Tosun. Üçüncü santrafor da zaten her milli takımda böyle tecrübeli bir golcü olur. Ya da çok genç yetenekli bir isim olur hani 18-19 yaşında. Gudyon sen mesela böyle babasının yerine oyuna girer. <laughs> Hatırlıyor musun? Türkiye <laughs> girdi İzlanmış. işte. Ha. Bunda şimdi bunun oldu. girdi. girdi. Oğlum, babası da girmişti. 90'lı yıllarda Türkiye maçı. Biliyorum, biliyorum Bize denk geliyor. Yani Gudyoncanlar bize karşı milli takımda ilk kez oynadı. Şimdi bak, e, o yüzden elde malzeme de var. Yani ben istemem malzeme ki. Malzeme olduğunu düşünüyorsan. Montele kadar zeki bir hoca. Ya bir kere kulüp takımıyla milli takım aynı şey değil. Mesela Guardiola sahte dokuzu nasıl sürdürdü? Ya Messi vardı zaten Messi'ye sebep geçmen gereken bir düzenekti. E Firmino'ya sebep Liverpool öyle oynuyordu. E yoksa Dortmund'da Lewandowski varken Klopp hocam hiç Lewandowski'yi sahte 9 on Bayan onu çaldığı için ne yapsın abi? Yani adam. Aynı sonra Guardiola. Lewandowski çalan Guardiola. Düşün. Guardiola'nın eski takımı Barcelona'da şimdi sahte 9 oynamıyor abi artık yani. Çünkü Messi yok. Anlamı yok yani öyle oynamanın. Şimdi oyuncu malzemesine göre yapacağım. Yani bir milli takımda böyle bir şablona göre oynatılmaz. Geçen yaz işe yaradı mı o düzen? Yaradı. Hakikaten yoktu oyuncumuz yani Enes'in de sakatlığında. Enes oynuyor abi şimdi Bornemot dediğin takımı hakir görme. Ya bir Sonradan giriyor. Hakir görme yani. İçerideki İzlanda maçında hepimiz biz acaba bizim baskımızla hatırlarsın 3-1 kazandığımız İzlanda maçında Kerim muhteşem oynadı. Orada Umut'la oynamıştı. Evet. İlk golün ortaya çıkışında evet. da Umut'un payı var. Yani, Burada da ikinci yarıda Enes girince bizi iyi oynadık. Ona evet, getirecek doğru, Enes umuyorum dönük dediğin, gibi, falan. umuyorum dediğin gibi ya, yeniden o bize ilk Bursa Spor'da 16 yaşında gol attığında hayal ettirdiği seviyeye yavaş yavaş sakatlanma. Çok talih sakat. Tabii yani şimdi sakatlanmadan devam ederse evet, Enes'le oynayalım. Ama Enes'in de alternatifi yok gibi. Deniz Gül işte mini takıma çağırılır. İnşallah bak bunlar Üçüncü hep kapalı. Üçüncü de Cenk Tusson. Abi sen ne bekliyorsun ki mesela hani Fransa mini takımı Santrafor'u kim? Giroud'dan sonra. Giroud'dan sonra yani Griezmann'da bıraktı. E şey işte... Mbappe. En Santa Veya Kedi Paris Saint-Germain'de ve bir yedek santraforu. İnter'deki işte Gladbach'tan giden neydi? Turam Turam. Turam, Turam. Ha, aileyi unutmuşsun. Aileyi unuttum. Koskoca Turam gibi. sülalesi. Valla Turam sülalesi seni yakalar akşam biliyorsun hepsi. Kefren Yok, de var. Tabii ki Kefren de Dilsene, o. Düşünsene baba oğullara... Yani bu komşusun böyle kavga ediyorsun falan onlar. Abi e abi ya. Ne <laughs> 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 <a>, <laughs> oldu sesin içine kaçar <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, öyle. Bu. Ama sen de böyle Griezmann gibi bir tipsin ya ufak tefek. Saçlar örgü falan Üç turan çıkıyor. Bu durum mu vardı kardeşim? İlla üstüasyon. Hani Fransızca bir durum vardı. <laughs> yani uzun lafın e, kısası. Ya benim tercihim bu mevcut Santrfor havuzuyla bence bu center forsuz oyunu geliştirmeye çalışalım. Kim ama ne? yine de geniş. Kim bu sahte dokuz bu? Bak ben oraya bir Arda'yı çektirmem yeter artık. Zaten Arda'ya çektiren var Real Madrid Hiç ona etmiyorlar. Bir de bari milli takımda asıl yerinde oynasın ya. Orada sahte dokuzu falan almayalım lütfen ya. Ama ha. geniş kadromuzda kesinlikle maçın gidişatına göre oyunu atabileceğimiz bir tane saf, safkan. E, herhalde. 9 numara ama geçen şeyde yoktu işte Bertu vardı. Son anda girdi o da. Denizgül sakatlık dolayısıyla kadrodan çıkarttın. Bertu... Hangi maçta sonradan? kim bilmiyorum. Sonradan kadroya dahil edildi Hı. Bertu. Girmedi maça girmedi. Tamam Denizgül kadrodaydı. Denizi, sakatlanınca sakatlanınca elini aldı. Tamam, Bertu alındı. iyi durumda yani, değil canım. Son yani... Yaptığı vuruş da mi takım formasıyla evlere şenlikti. Özür dilerim Bertu. Ben gerçekleri söylemek zorundayım bir, bir abin olarak. Öyle vuruş olmaz mı bir takım formasıyla. Özür dilerim yani. de olacak bir şey yok. Kendini ne? geliştirecek duruma. Abi Kerem Akçuk onu da diyorduk. Bak ben Fika'da yapıyor abi işte. Onun faydasına konuşmuş olduk ya. Ben çok seviyorum abi böyle Benfica Kartalları'nı. İkisinin aslısıyım. Orkun Liverpool haberi çok çıkıyor. Arne Schlott'u çok övdü ya. O bana çok şey kazandırdı. Evet, büyük hoca evet, falan evet. diye. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim abi. Balotelli geldiği zaman Adana Demirspor'da ...Santrafor'la oynattı değil mi? Oynattim. Balotelli gittikten sonra hani adamın Santrafor'suz bir sahte 9'a geçişi vardı. Belhanda ile Emrah Baba'da ne o ama. Ya Balotelli ya. evet o çok farklı. S Santrafor yoksa artı sadece 9 oynayabilecek oyuncular varsa... ...Emrah Baba ile Belhanda gibi yaparsın. Şu anda yok bizde abi. Barış Alper artık oyuncu değil. Orada oynatıldıkça Barış Alper verimsiz ya, oluyor. Oyunlar alınıyor, kırmızı kart son görüyor. Bayern Bayanvi maçı çok başarısız oldu seyrettiği sene. Bayanvi Benfica maçı. Bayern Bayanvi e, çok... İzlemedim. Üstünlük koydu. Kaleye gidemedi. Ben üstünlük kurunca zaten ben böyle kapatıyorum Yok, genelde. Yani Kerem, çok gördüm o Kerem Kerem iki forvet yani. oyuncusundan biriydi hmm. Kerem Aktürkoğlu. 4-4 yani, gibi oynadılar evet. Evet ama ikisi de şey değil 9 değil. Kontratak forveti gibi. Barış Alper'le ile bu Hırvatistan şey maçı. Hiç yaptı ezdi Bayern hmm. Yani denenebilir. Canım, yani şey... Arda ben o kadar katı değilim o konuda. Arda geriye gelirse etrafını aydınlatabilir, oyuna sokabilir. Ya bu geliştirilebilir oyun. Elimizde bak iyi bir dokuzumuz olsa hiç bunlara girmeyeceğim bu topları. Ama biliyorsun benim sevdiğim Var şey... Var diyorum. İnşallah Enes benim kardeşim ya. İnşallah. Benim de kardeşim. Vallahi. Biz çok bir sevdiğim bir insan. Çok... Ben çok seviyorum yani gerçekten. kariyer planlamasını muazzam yapmış. Manchester City'ye giderken City... ona evimdeki böyle orijinal Manchester'dan alınmış King's Best of CD'sini 50 verdim. 50 kere ya telefon bağlantısı yapmaya ya. çalıştım. Hı. Yapamadım ona rağmen... Şeyimdir, kardeşimdir yani. Çok ya. iyi, çok harika bir çocuk ya. Mükemmel bir aile kurdu. O orada futbolu da iyi abi. Futbolu da çok seviyor. Eşiyle oynuyor falan. Bak ha. o önemlidir abi. Santrafor dediğin adam topu gördüm mü? Hemen hareketlenir. Ya ben en üstü Abi sakatlandı tam geçti işte yani artık. Tamam. Ben Borneumat'ta ne zaman girdiyse bir kere tehlikeli oluyor bir. İki Borneumat'ta yedek oyuncu olmak ayıp değil abi. Değil tabii. Canım. Galatasaray'da oynuyor diye Barış Alper. Galatasaray'da başka bir yerde oynuyor Yok, abi. Barışa... Zarar Barış Alper artık Bak, orada bir, Bazı konulara ikna olduk artık. Barış Alper Kendine o zarar. Hırvatistan maçında işte İsmail çok iyi oynadı. Biz e, kompakt savunma yaptık. Defans arkasını kullandık. Barış Alper de orada Livakov için devasa... Montatak forveti olarak. Evet, evet. Bu, ama devamında gelişen maçlar ve değişik değişik Gürcistan maçlarda olabilecek. Olmayacağı. Olmayacağı. Ne Anlaşım zaman bu. sağa geçti Barış o zaman Adela etkili oldu. Haksızlık etmeyelim evet. yani. Abi sağ kanat oyuncusu bu çocuk. Sağ ön oynatırsın 4-3-3'te. Işte. Sağ bek oynatırsın. Mis gibi oynar ikisinde de. Mis gibi. Nefis oyuncu. Sağ bek sağ çık için milli takımda. Evet abi Mert Müldür'ünle tamam, 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 Barış bir şey Alper mi evet. daha iyi sağ bek oynuyor? Bu Barış sezon. Alper. Tamam. Bence de öyle yani. Sağ çık olarak. E tamam bu maçta tabii başka Yunus Harika oynadı sağ çıkta. Abi Galatasaray'da başka yerde oynayan oyuncu ama en azından böyle kanatta oynuyor anladın mı Yunus? Sol kanat beki oynuyordu. Sağ ön oynuyor. Bu mesela olur. Vardır bu. Sol kanat beki oynayan adamı sağ ön yapabilirsin, denersin. Ya olur. Çünkü birinde ters ayak oynanır. 4-3-3 oynarken öbüründe bir düz ayak oynanır. 3-4-2-1 oynarken ya da 3-5-2 oynarken düz ayak oynanır. Mümkünlük var. Ters ayak pek bir manası yoktur. Çünkü daha çok bir içeriye top göndermek ve çok yüksek tempolu koşu üzerinedir. Yunus orada da çok iyi oynadı. Öbür, Öbürümde de Barış ama Galatasaray'da oynadığı gibi mi takımda saati 9'da oynayamıyor. Bu maç hele çok gördük. Yani çıkıyor cezanın dışına ortalar yapıyor. Niye? Aklı beklikte kalmış. Kanat bekliğinde kalmış. Orta yapmayı düşünüyor. Halbuki tek kafa vurabilecek adam ileri üçlü de Barış. Yunus nasıl vursun kafa? Bir tane işte verdi Enes'e. Anca o topu olur. Demarke vaziyette indirdi. Yunus oradan kaleye niye vursun kafayla? Yunus çok zeki bir çocuk. Oradan kafayla nasıl gol atacak? indirdi Enes'e çok güzel indirdi Enes'in dizine çarptı top. Hani o ilk gelen evet, pozisyon. Canım, en, en Ama bak nasıl? bu bir uyum. Orada bir saatte dokuz değil santrafor vardı. Sonra da hemen bir dakika sonra ya, böyle Ya santrafor ne kadar. Barış pardon abi. o pozisyondan sonra böyle Enes röveşataya kalktı Yunus'un kafayla evet. indirdiğinde. Evet, evet. Bitirdik mi Alicim? Evet. B bitti diyor Yılmaz Vural hocam. Alicim çok teşekkür ederiz. Bu çok güzel oldu. Evet, çok uyamadık. Eski orijinal olsun, olsun, ortodoks ikili mücadeleye döndük. Ortodoks ikililerle. <laughs> Eski başlangıçta ya, <laughs> içeride. Helal dakika. olsun Emrah Safa Gürkan'a ya. Kardeşim diyor yani tamam, hiç... Kapatmak hiç. Hayır şey neoliberal ekonomiye karşı adam o kadar kitap okumuş. Hadi ben zaten belli ki doğuştan karşıyım bunlara böyle uyuz oluyorum da. Çünkü hiç gün yüzü görmedik o düzende. Bana şey örnek ver. Sadece yeter bile yıkıldı. Adama da aynısını koskoca profesöre yapma abi. Adam 500 bin tane kitap okumuş. Daran Hocamoğlu'nun kitabın tamamını okuyup o yorumları yaptı ya. Doğru söylüyor abi adam. Daran Hocamoğlu İsrail eleştirsin de bakayım veriyorlar mı Nobel? Yanlış mı bu? Burası da aynen kalsın yani. Hadi göreyim. Hadi bakalım böyle herhangi bir böyle iktisatçı Amerika'da İsrail'i eleştir hele şimdi bu yeni Trump kabilesiyle. Kabilesi evet. Düzeltme hiç ya. Kabine değil kabile anasını satayım ya? Yani. Orta Doğu'yu mahvedecek kabile yani gerçekten. Hadi bakalım. Hadi. Haksız mıyım lütfu şimdi sinirlendim ama ayıp denen bir şey. Koskoca profesöre yapmayın abi. Bana yapın. Ben zaten o seviyedeyim. Sokakta görüşürüz yani. <laughs> Çak ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak elimin üzerine. <laughs> Arkadaşlar programı beğenilerinizi yani. bekliyoruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. ikili mücadele her hafta sizlerle birlikte. Yeni konukları değil aynı konukları <laughs> ve yeni mi? konu başlıklarıyla. <laughs> Heterodox bir kopuşla Sizleri seviyoruz. <laughs> Görüşmek üzere. Arkadaşlar hepimiz maç anında sesli yorumlarla spor uygulamasındayız. Eyyam var mı? Kırmızı kart doğru mu? Kim iyi? Kim kötü? Pozisyonlar, goller, oyuncu değişiklikleri, maçla alakalı ne varsa hepsi sesli yorumlarda, sporsta. Önder Hoca, Metin Tekin, Abdülkerim Durmaz ve bütün sevdiğiniz voley yorumcuları, neo yorumcuları hepsi birden sportsta. Sen de aşağıdaki linkten hemen sports uygulamasını indir. Canlı maçları bizimle takip et.